Samsun'a çıkarken Türkiye tarihinin en büyük beka sorunu ile karşı karşıyaydı. Atatürk gerçekçi bir bakışla Osmanlı Devleti'nin artık çöktüğünü, görebiliyor. Bu durumu kendi sağlam ve gerçek kararını şöyle açıklıyor Nutuk'ta. Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da millet egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak. İşte daha İstanbul'da düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar bu karar. Ortaya atmaktan başka bir şey değildir. Oysa Türk'ün onuru, kendini güvenli ve... Öyleyse ya istiklal ya ölüm. İşte gerçek kurtuluş isteyenler parolası bu olacak demiştir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a yakılan Özgürlük Ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıklamasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda birlikte emanete yaşatmak ve sonsuza dek korumak, gelecek kutsaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur. 19 Mayıs gençlik ve gençlik gelecek demiştir. Türk gençlik istiklal ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileridir. Emanetlerin en kıymetli hazinemizdir. Atam, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ve bu vatan için canını seven, feda eden aziz şehitlerimiz rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. İşte 19 Mayıs. Vardık bir kapısına Anadolu'nun, önlerinde Samsun'un. Öyle büyüdü ki ağımız, öyle acıktık ki bize ekmek değil, daha sumun. Tez Erzurum'a, Sivas'a, Ankara'ya. Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Slabatit'i, Mustafa Kemal'i düşünüyorum adlı şiirini okumak üzere buraya davet ediyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yereleri alevden an bir atabilmiş, aşıyor iyice dağları engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgardan, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarından, destanları yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor, her asker Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel, hükmediyor uçtu.
olacak şiddetlere, al bir atı binmiş yalın kılıç. Koşuyor zaferden zafere, Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanını. Yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saç kalıp saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularımı giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. İrem Polat'ı 19 Mayıs 67 Nazım'a bir tarafına davet ediyorum. Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayı, çapası, sakası. Selam durdu tayfası. Bir duman titerdi bu geminin bacısından. Bir duman. Duman değildi bu, memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun Limanı'nı bu gemiden atılan, demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komuta Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra battı, dalgalar, kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa ardından girleyip giderlerdi en zurna kadar. Hepinize buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Tekrardan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Altın gümüş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak yüce berbeşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak yüce berbeşa. Derin dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adım yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adım yazılacak mücevher taşa.